Şimdi aşağıdan çıktık. Abi şöyle aşağıya bir göster çıktığımız yerleri. Şuraları. Şöyle görsünler. Aşağıdan yol geçmiş. Daha önceden aşağıda yol yokmuş arkadaşlar. Tamam abi. Şimdi biz bu demin aşağıdan baktığımız o mağaranın içine gireceğim arkadaşlar. Bayağı bir yoruldum. Şöyle buralarda kayalarda yosun tutmuş. Şu kayanın üzerinde haç işareti var arkadaşlar. Tam mağaranın üstündeki kapak taşında. Ben şimdi şöyle geleceğim. Şöyle. Burası uçurum arkadaşlar. En ufak bir şey olduğu zaman bittik yani. Şimdi burada dikenlik var. Bu dikenleri de buradan şöyle keselim. Heh. Şöyle yaptık. Arkadaşlar, mağaranın içindeyiz arkadaşlar. Burası gerçekten çok ilginç burada. Şu kayaların olmaması gerekiyor. Yani şu kayalar sanki sonradan getirilmiş. Büyük kayalar hariç olanlar. Bunların altında araştırma yapacağız arkadaşlar. Çünkü şurada arada burası dolgu gibi yani. Şu yukarıda bir araştırma yapacağız arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü üzerimizde nereden baksan 30-40 ton belki de daha fazla bir kaya var. Belki de 50 ton arkadaşlar. Yani burada kalırız. Arkadaşlar şimdi ben bir üstünü şöyle çıkartayım. Orada araştırma yapacağım. Nerede arkadaşlar? Şöyle onu alayım. Abi onu alayım ben şöyle bir yere koyacağım. Sen orada kal. Arkadaşlar bakın. Gerçekten şurada içeride oyuk var. Şurada kayalar. Neyse o. Üstümüzde şöyle bakın çatlamış hep. Bakın arkadaşlar. Şurayı şurada araştırma yapacağız arkadaşlar. Bak. Bakın. Şu an mağaranın içindeyiz arkadaşlar. O dediğimiz mağara bakın. Aşağıdan geldiğimiz yol bu. Buradan aşağısı uçurum çıkıyoruz. Buradan yukarıda şelale var arkadaşlar. Daha önceden buraya gelen şelale. Şelalenin orada da işaretler görmüştük. Şurada şöyle su birikintileri var arkadaşlar. Su şuradan sızan sular bak yukarıdan su damlıyor arkadaşlar. Bakın iyice bakın. Kayanın üstünden içinden geliyor arkadaşlar bakın. Bakın. Üzerimizde nereden baksam bu 50 tondan fazladır arkadaşlar. Çok büyük bir kaya bak. Hep çatlamış. Şöyle. Yani burada fazla takır tukur yaparsak başımız belada yani öyle söyleyeyim sana. Bak. Bak arkadaşlar komple çatlamış. O yüzden biraz işimizi çabuk yapmamız lazım. Bakın arkadaşlar komple çatlak. Bakın. Çok sıkıntılı bir durum var burada. O yüzden ben bunu öyle şimdilik bir yere koyacağım. Araştırma. Yapacağımız bir yer. Şöyle ayarlayayım ben. Şöyle. Herhalde gözüküyordur böyle. Arkadaşlar kafamıza hep böyle su damlıyor buradan. Burada.
Arkadaşlar buradan başlayalım. Buradan başlayalım böyle. Yavaş yavaş çünkü burada illaki bir şey var arkadaşlar. Bunun üzerinde yani hiç olmazsa bizi sevindirecek bir şey belki buluruz. Altını alayım da şu kayanın altını alayım. Boşaltıp çıkartacağım. Arkadaşlar bak. Sanki öyle betonu bir yere dökersin de donar ya. O tarz bir şey. Yani sanki özellikle koyulmuş bu. Bak altı dümdüz arkadaşlar, üstü sanki böyle değişik yani. Pişmiş var ya. Bilmiyorum ki arkadaşlar görebiliyor musunuz ama o diğer arkadaş buraya giremiyor. Çünkü burada çekim alanı çok dar. Ben de şöyle çekim alanı şurayı kazacağım arkadaşlar. Çünkü burası sanki bir özellikle koyulmuş. Burada bir birinkiki toprak var. Burada üzerinde kaya vardı. Onu aldık. Bakalım en kolay yerlerden araştırma yapacağız. Şöyle göstereyim kazacağım yeri de size. Şura arkadaşlar. Şu kaya çıkmıyor. Sıkıştırılmış. Deminki üzerindeki kaya da öyle oraya koyulmuştu yani. Altı dümdüz kayanın. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir işaret var kayanın altında. Üzerinde altı düz, üstü sanki kaya şekli verilmiş ama sanki böyle Horasan harcı gibi bir şey yani o. Ben şurayı kazacağım en azından. Şu buradaki birikinti bir toprağı alalım. Olmazsa bunun altını da alacağız şimdi. Buraya görecek bir yere telefonu koyalım veya tek elimle tutayım şöyle. Arkadaşlar şöyle uzaktan çekim olduğu zaman insanlar şüpheleniyor arkadaşlar. Hani görün. Siz de görün şöyle. Şurayı boşaltmam lazım. Burayı boşaltacağım arkadaşlar. Şurada bir kaya var. Bak şunları güzelce boşaltacağım arkadaşlar. Telefonu bir yere koymam lazım. Yapamıyorum. Şöyle telefonu bir yere koyalım, ayarlayalım. Nereye koyabilsek telefonu sizin için de uygun olur. Bilemiyorum ama şöyle uygun olur mu? Acaba. Şöyle yapsak. Olmuyor.
Neyse. Arkadaşlar ekipmanlarımı uygun olduğu zaman alacağım ama şu an ekipman alma durumumuz maalesef yok. Şöyle. Böyle nasıl gözüküyor orası? Tamam, herhalde gözüküyor. Şurası. Arkadaşlar, şurayı komple boşaltmak istiyorum. En azından burayla başlayalım. Şu kayanın alt tarafını da şöyle alacağız. Şurada bir taş var. Şöyle çıkartalım. Şuradan bir şey olur ama abi dikkat et de oradan aşağı. Dikkat et diyorum, oradan aşağı bayağı uçurum. Nereden baksan 100 metre. Dikkat et. Çelik gibi ya. Şu kayalara bak. Jilet gibi. Şu kayayı. Şu ne ya? Arkadaşlar. Burada bir şey var ama. Kayanın altında. Arkadaşlar bu kayanın altını açtık. O üzerindeki kayayı aldık. Burada bir şey gözüküyor, diş gibi ama kemik herhalde. Size göstereyim arkadaşlar, bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum ki, bak. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar, bak. Şöyle. Etrafını alalım. Bu ne ya? Aha. Arkadaşlar. Abi burada bir şey var ya. Bir şey var. Siyah ne acaba ya? Arkadaşlar bu neymiş ya? Siyah parlak. Bu ne? Bu neymiş böyle ya? Üstüm başım hep su oldu ya. Bu ne ya? Neyse. Çok ilginçmiş arkadaşlar bu. Neyse, içi boş, sanki takı gibi. Takı gibi bunu böyle koyduk. Arkadaşlar burada da bak kemik var. Burada da bilezik var ama altın mı? Ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım şöyle. Biraz eğilmiş ama olsun. Düzeltiriz biz onu. Bu sefer de biz. Aha, bir tane değil zaten. Abi burada bayağı bir şey var ha. Şuraya bak arkadaş. Üstteki işaret boşuna değilmiş bak. Arkadaş bak. Bak. Kaç tane şeyymiş ki? 1 2 3 4 Bak bu kemik ne ya, onu anlamadım. Vah. Kemiğin etrafına sarılmış. Arkadaşlar bakın. Çıkartıyor her neyse. Takı gibi bir şey bu.
arkadaşlar bakın. Buraya koyalım, başka var mı? Aha, Allah. Allah'ım. Ya bu kaç tane var? Kaç tane? Kaç tane var Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Arkadaşlar. Şu neymiş acaba ya? Kurt kafası gibi bir şey. Kurt kafası gibi bir şey. Daha bir şey yok, bakalım araştıralım. Şunları alalım abi. Alalım abi. Alalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Her şeyi de gösteremiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz eğilmiş mi eğilmiş ama. Olsun. Onu biz düzeltiriz. Eğilsin de. Eğilsin de razıyız. Şöyle bakalım. Biraz daha. Yapalım. Aha. Aha. Aşağıdan birileri geçiyor da bizi görmeden hemen buradan uzaklaşalım arkadaşlar. Şimdilik belim ağrıdı arkadaşlar. Çok belim aşağı böyle eğilik çalışıyorum ya. Kalkamıyorum ayağa. Şunlar kaç tane var? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de şu var, neyse. Çok güzel bir şey ya. Kurt kafası gibi bir şey. Şimdilik arkadaşlar videoma son veriyorum burada. Yukarıya şelaleye çıkacağız. Şelalede de kesin bir şey var yukarıda arkadaşlar. Çünkü yukarıda üçgen ok. Ondan sonra bir de hac işareti bulduk arkadaşlar. Bu kayanın üstündeki hac, bu kayanın altında başka bir şey var arkadaşlar. Şu kayaları, şu ileriye doğru çalışma yapılması lazım ama burası tuzaklı. Yani en ufak bir şeyde şu sıkışık kayaları çıkarttığımız anda şu üzerimizdeki kaya bizi öldürür burada. Zaten çatlak gibi duruyor. En ufak bir şeyde yani kurtuluşumuz yok burada arkadaşlar. O yüzden şu an buradan çıkacağız. Şöyle buraya destekli bir şekilde destek verip de yukarıdaki kaya düşmesin diye ona göre bir çalışma yapmamız lazım. Şimdilik bu kadar. Bu da bize yeter Allah'a şükür. Şunlara bir bakalım. Neymiş, altın mı? Gümüş mü? Sahte mi? Nedir? Onlara bir bakalım arkadaşlar da. Böyle bulduğumuz zaman seviniyoruz ama bazen boş çıkıyor. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Eve götüreceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma destek olun arkadaşlar, abone olun. Ben yukarıya şelaleye çıktığım zaman birkaç arkadaş gelip adam gibi çalışma yapacağız. Tek başıma bu kadar. Ben daha önceden buraya geldim, söz verdim, o yüzden geldim. Bunun üstünde haç vardı. Bunun üstünde haç vardı arkadaşlar. Şu aşağıdan yol var. O yüzden gelen geçen çok burada, aşağı şimdi gitmemiz lazım. Söz verdiğim için geldim, araştırma yaptım ama iyi ki de gelmişim arkadaşlar. Bugün de bizim nasibimizmiş. Şöyle eski peski keser. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Tekrar diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Bol şansınız sizin de açık olsun. İnşallah siz de bir şeyler bulursunuz. Nasibinizi bulursunuz. Araştırmaya devam edin arkadaşlar. Bir gün bir yerde araştırdığınız zaman, olmadığı zaman hemen yılmayın. Her zaman bir şey olacak diye bir şey yok. Size de bir gün nasip olur inşallah. Az önce o altınları bulduğumuz mağara bu arkadaşlar. Oradan çıktım. Şuradan şöyle şöyle aşağı indim arkadaşlar. Burada genelde eşkıya gömüleri, bu tarz gömüler çok olur arkadaşlar genelde. Eski muhacirlik zamanında kaçtıkları zaman gömülen şeyler genelde çok olur. Büyük ihtimal bu da onlardan. Onlardan bir şey. Bunun devamı büyük bir ihtimal var arkadaşlar. Çünkü burada şu emek boşuna yapılmamış. Şu kayanın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Uzak gözüküyor buradan. Uzaktan küçük gözüküyor ama öyle değil.
Nereden baksan 50 tonun üstünde o kaya. Alttaki kayalara bakın arkadaşlar. Kök kayanın üstüne oturtulmuş. Oradan bir giriş var. İçinden de o kayalar oraya sonradan çekilmiş. O çok büyük kayalar. Kaldıramadım ben onları. Şimdilik herhalde onların düşüncesi şöyle. Geldikleri zaman biraz bir şey bulsunlar. Gerisine uğraşmasınlar diye. Ama onun devamının olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Ben o şekilde birkaç kişiyle gelip buraya güzel ekipmanlarla çalışma yapacağız arkadaşlar. Çok sevmiştim ya vallahi. Yani var ya bu kadar bir tane değil ya. 5-10 tane birden böyle yani var ya gerçekten. Çok iyi oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sizin de şansınız açık olsun arkadaşlar. Yukarıya şelaleye de geleceğiz çalışmaya. Çalışma yapmaya geleceğiz arkadaşlar. Videolarımı izlediğiniz zaman yorum kısmından belirtin arkadaşlar. Devamını çekeyim mi? Beğendiniz mi? İnanan olur, inanmayan olur arkadaşlar. Bende öyle yalan yok. Neyse odur. Her gün altın bulunacak diye bir şey yok. Öyle yapanlar zaten inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Şimdiye kadar araştırma yaptık. Anca işte bizim de demek ki nasip bizim nasibimizmiş. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.